İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Moskova'da tarihi ve modern bağlamda Artsakh başlıklı bilimsel konferans düzenlendi. Azerbaycan'ın saldırganlığı çevreye büyük zarar verdi. Hagop Simityan uluslararası ortaklara seslendi. Suren Babikyan, Pelosi'ye Azerbaycan'ın saldırganlığı sonucunda oluşan durumu anlattı. Mirzoyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumunun üst düzey bölümüne katılacak. Büyükelçi Dolmatyan, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosut kurbanlarının anısını yaşatan Haçkar anıtının 10. yıl dönümüne adanan törene katıldı. La Mikl Des Armenia Derneği, Azerbaycan ile gerginlikten endişe duyuyor. Sındıkyan Tiyatrosu'nun uluslararası yarışma festivaline 29 ülkeden 177 sanatçı katılacak. Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Rusya Piskoposluğu ile Yeni Nahçıvan Piskoposluğu girişimiyle Moskova'da 15-16 Eylül günleri arasında tarihi ve modern bağlamda Artsakh başlıklı uluslararası bir bilimsel konferans düzenlendi. Konferansa Artsakh, Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinden Ermeni Araştırmalar Topluluğu'nun birçok temsilcisi katıldı ve bilimsel raporlar sundu. 50'den fazla dünya tarihçisi bugün Bakü'nün politikası nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Azerbaycan makamları tarafından tarihin tahrif edilmesinin kurbanı olan tarih ve kültürel miras hakkında raporlar okudu. Konferans sonucunda Dünya Bilim Camiası adına Birleşmiş Milletler'e hitaben bir karar geliştirilecek. Ermenistan Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti Çevre İşleri Bakanlığı'nın tespit çalışmalarının ardından Bakan Hagop Simityan diplomatik misyon temsilcilerine, uluslararası kuruluşlara ve ortaklara bir kez daha dikkatlerini Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına yönelik geniş çaplı çevre felaketinin gerçek tehlikesini çekmek için bir açıklama yaptı. Açıklamada Azerbaycan'ın başlattığı geniş çaplı saldırganlığın yol açtığı yangınlar Vayotsor bölgesindeki Cermuk ormanlarına büyük zarar verdi. Bölgedeki orman yangınları endemik flora ve fauna dahil olmak üzere 10 hektarlık bir ormanlık alanın biyolojik çeşitliliğine önemli ölçüde zarar vermiş ve toprağın bozulmasına neden olmuştur. Bu alanlarda yaşayan bitki ve hayvanlar Ermeni muflonu, Bezuaryan keçisi, boz ayı ve diğerleri kırmızı kitapta kayıtlıdır dendi. Azerbaycan'ın hedeflediği Giharkunik, Sünik ve Vayotsor bölgelerinde koruma altında bulunan önemli doğa alanları bulunmaktadır. Bunlar hem Ermenistan Cumhuriyeti Kırmızı Listesi'nde hem de Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenmekte olan türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan bitki ve hayvanların yaşam alanlarıdır ve bu türlerin göçü için önemli bir koridordur. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Departmanlığı tarafından bildirildiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Suren Babikyan resmi bir ziyaret için Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi başkanlığındaki heyeti 18 Eylül'de makamında kabul etti. Suren Babikyan, duruma hızlı bir şekilde yanıt verdiği, Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiği ve Azerbaycan'ın 13 Eylül'de Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına yönelik geniş çaplı askeri saldırısına ilişkin uygun değerlendirmeleri seslendirdiği için Nancy Pelosi'ye teşekkür etti. Savunma Bakanı Babikyan, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Azerbaycan'ın geniş çaplı askeri saldırganlığının neden olduğu durumu sundu. Nancy Pelosi konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin duruma ilişkin tutumunu ifade etti. Görüşmede iki ülkenin savunma sektörlerindeki işbirliğine ilişkin bir dizi konu da ele alındı. Batı Ermenistan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin güvenlik konularını bu gibi üst düzeyde tartışmanın önemli olduğunu düşünüyor ve bu sorunların öncelikle diplomatik olarak çözülmesi ve aynı zamanda ordunun güçlendirilmesi ve silahlandırılması gerektiğini de önemsiyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 19 Eylül'den itibaren New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumunun üst düzey bölümüne katılacak. Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın ortak devletlerin dışişleri daire başkanları ve uluslararası kuruluşların üst düzey yetkilileriyle 3 dizineden fazla görüşmesi gerçekleşecek.
Batı Ermenistan'ında Birleşmiş Milletler'de diplomatik çalışmalar yürüterek ortak Ermenistan devletinin çıkarlarını koruduğunu hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Fransa Büyükelçisi Hasmik Dolmatyan, Versay şehrinde Ermeni soykırımı, Armenosit kurbanlarının ve Fransa uğruna şehit düşen Ermeni savaşçıların anısını yaşatan Haçkar Anıtı'nın yerleştirilmesinin 10. yıl dönümüne adanan törene katıldı. Etkinliğe Versay Belediye Başkanı François de Mazières, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Fransız Piskoposlu lideri Del Grigor Haçadıryan, Fransız Ulusal Meclisi Milletvekili Charles Rodwell, Ulusal Ermeni Eski Savaşçılar ve Direniş Hareketi Derneği Başkanı Antoine Bagdikyan, Fransız yerel makamlarının ve Fransız Ermeni toplumunun temsilcileri katıldı. Büyükelçi Dolmatyan, yüzyıllardır devam eden Ermeni-Fransız dostluğuna yönelik sürekli çabalarından dolayı Versay şehir yetkililerine şükranlarını dile getirdi. Dolmatyan, Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit'ten neredeyse bir asır sonra Ermeni halkının tarihi beşiğinde yeniden varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Fransa her zaman dost bir devlet olarak Ermeni halkının yanında olmuştur ve olmaya devam etmektedir ve Ermenistan Cumhuriyeti bu ülkeyle diplomatik bağlarını derinleştirmeye devam etmelidir. Draganyan bölgesinin L'Amicale des Armenia Derneği'nin düzenlediği toplantı dün Villacroz'da gerçekleşti. Toplantıya Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yenikovan Belediye Başkanı da katıldı. Hazır bulunanlar pazartesi akşamı Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasında yaşanan sınır çatışmalarından duydukları endişeyi dile getirdiler. Dernek Başkanı Gerard Ber yaptığı konuşmada Ermenistan Cumhuriyeti'nde yaşanan trajediyi, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosidi hatırlattı ve Türkiye ile Azerbaycan'ın tek amacının Ermenileri tam anlamıyla bağımsızlıktan ve egemenlikten mahrum etmek olduğunu vurguladı. Askeri güçler tarafından başlatılan bu toprak işgali 1920'de başladı ve bugüne kadar devam ediyor. Sundukyan Tiyatrosu'nun girişimiyle 28 Eylül'de Ermenistan Cumhuriyeti'nde uluslararası bir tiyatro afişleri yarışma festivali düzenlenecek. 29 ülkeden 177 sanatçı katılacak festivalde 406 eser sergilenecek. Sundukyan Tiyatro Direktörü Vartan Mıgırdıçyan, herhangi bir yapının, herhangi bir organizasyonun böyle bir katılım sağlayarak uluslararası bir festival gerçekleştirdiği daha önce ne duyulmuş ne de görülmüştür ve biz bunu başardık, dedi. Yarışmaya katılan eserler Fransa, İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'ndan oluşan uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek. Ulusal Akademik Tiyatro'nun 100. yılının en iyi afişleri de festivalin yarışma dışı sahnelerinde sunulacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nıvart Basmacan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yes Ela Gnatsi ve Hop Gülizar adlı eserleri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.